Her yer kan içinde. Olmuş burada adamın ya. Ben kendimi görmedim. Burası köy yeri biliyorsun. Köy yerinde. Bir de baktım ki biz simsiyah gördüm. 2 metre boyunda. Kara dede. Ya ilan. Ömer dedenin kucağına götürüyorum. Lan. Ne çekiyorsun? Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arfan Durmuş'la birlikte yeni bir vakayı aydınlatmak üzere yeniden sizlerleyiz. Arkadaşlar, bugün gideceğimiz yer de geçen haftaki videomuz gibi bir hayli ilginç bir konuya sahip. Bildiğiniz gibi geçen hafta yüklediğimiz videonun konusunu Instagram üzerinden yaptığımız bir anketle sizlere sormuştuk. Ve sizler de hem Arfan'ın hem de benim hem de Nova Prospect'in Instagram hesabındaki ankete katılarak bizim gideceğimiz yeri sizler seçtiniz. Yaklaşık olarak 130 bin kişi ankete katıldı ve gideceğimiz yeri yeniden sizlere sorduk ve yeniden buradayız. Arkadaşlar, bugün gideceğimiz yer Samsun'un bir köyü ve zamanında yaşanılan bir olay var. Bu olay nedir diyecek olursanız, ufak bir çocuk babasının av tüfeğiyle bütün aileyi katlediyor ve en sonunda kendini öldürüyor. Silah sesini duyan köylüler eve gidiyor ve olup biteni meraklı gözlerle araştırıyor. Evde farklı farklı nuskalar ve büyü benzeri tılsımlar buluyorlar. Tabi olay yine jandarma da geliyor, ambulanslar da geliyor ama iş işten geçmişti. Köylüler de kendine bir görev olarak buldukları muska ve duaları çeşitli üfürükçülere ve hocalara götürüyorlar. Ve yaklaşık olarak 10 hocadan 7'sinin söylediği şey bunun bir musallat olduğu, cinnet musallatı. Çocuk cinnet geçirerek bütün ailesini katlediyor. Yanlış duymadınız. Yıllar önce benzeri bir filmde, Kara Deder olayı filminde de benzeri bir olay yaşanmıştı. Ki filmin bu senaryosunun belli bir bölümünü bu olaydan alındığı söyleniyor. Kara Deder olayının yaşandığı asıl senaryoyu bu olaydan almışlar arkadaşlar. Yani Kara Deder olayı bir film olmasına rağmen bir gerçeklik payı da var. Yaklaşık 12-13 yaşındaki bir çocuk bütün ailesini babasını al tüfeğiyle katlederek öldürüyor ve bunun bir cin musallatı, cinnet musallatı olduğuna kanaat getiriyorlar. Biz de şimdi bu olayın yaşanmış olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Gerçek yaşanmış olduğu yere gideceğiz. Aynı zamanda burada kendi kendine çıkan yangınlar falan oluyormuş zaman zaman. Köylüler o yüzden bazen nöbet tutuyor ve yine izinli olarak geldik buraya. Birazdan o evi bulacağız. Tahminlerimize göre zaten zifiri bir karanlık. İleride yaşayan birkaç hane var. Belki onlarla da röportaj yapabiliriz. Eğer yapamazsak da yolumuza devam edeceğiz. Sizden tek istediğimiz videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Çünkü Kara Deder olayının gerçek hikayesini ilk defa Nova Prospect'in videosunda öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve bu video için, yani bu özel video için sizden en az 50 bin beğeni bekliyoruz. Beğenmek... Ses duydum da. Ben de duydum. Beğenmek ücretsiz arkadaşlar. Bir saniyenizi ayırıp, tam şimdi bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz çok minnettar oluruz. Ve Instagram'dan bizi takip ederek bir sonraki gideceğimiz yeri belirleyebilirsiniz. Şuraya ışık tut, şuraya tutsana kamerayı, bak ses oradan gidiyor. Abi geçen hafta da ilk videoya başladığımızda kurtlara denk geldik. Yine şimdi kurtlara denk geldik. Ama bu çığlık sesi gibiydi ya. Evet. Bir merdiven var bak şurada. Bir bakalım mı? Bahçeye çıkıyor ya, baksana. Mezar falan vardı zaten. Arkadaşlar, sizlerin desteğiyle her hafta yeni yerlere gitmeye devam ediyoruz.
Hepsi birbirinden ürpertici olaylar. Ve Türkiye'deki neredeyse bütün olayları aydınlatmaya devam ediyoruz. Sadece bir saniyenizi ayırıp beğenmeyi unutmayın. Tam şimdi ve bütün yorumları okuyoruz. Demek istediğin bir şey var mı? Hadi başlayalım abi. Baksana bir şey var mı, yoksa ben çıkmayayım boşuna. Burada hiçbir şey yok ve bu merdiven çok saçma bir yere çıkıyor. Ve bak, toprak kayması sonucu merdiven hep kapanmış. Evet. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Ve arkadaşlar, bugün gideceğimiz yerde bir ritüel yapacağız. Uzun süredir ritüel yapmıyorduk. Arifan da ben de. Bakalım bugünkü yapacağımız ritüelde bizi neler bekliyor. Ritüeli cinlerden, yani cine davet etmekten ziyade cinlerden korumak için yapacağız. Hem Arifan'ı hem kendimizi korumak için. Ve videoda gördüğünüz gibi şey, sakın denemeyin. Çünkü biz bunu yıllardır profesyonellerden yardım alarak yapıyoruz. Oo, şuraya bak lan. Çok korkutucu bir uçurum. Düşünemeyen buradan yuvarlansak yarım saat boyunca aşağı düşmeye devam ederiz. Yani dibini görene kadar ölürüz büyük ihtimalle. Bir de cinlerin şu an en aktif olduğu saatlerden birindeyiz. Yani işin ilginç yanı, cinlerden ziyade işin içine bir büyünün olması arkadaşlar. Bir büyü. O neydi lan? Bugün çok tehlikeli bir yere gidiyoruz Arif. Psikolojimiz bozulabilir. Sen de ben de çok dikkatli olmalıyız. Evet, farkındayım. Şurada ne yazıyor? Çöp atmak yasak. Zaten buraya gelip kimsenin çöp atacağını düşünmüyorum yani. Allah'ın unuttuğu bir yer burası. Ve biz gittikçe köpeklerin sesi yaklaşıyor. Bir bakıma köpeklerin olduğu yer olarak yaşıyoruz. Her neyse. Cinlerin en aktif olduğu saatlerden birindeyiz şu an. Bugün özel bir gece arkadaşlar. Özel bir gecede videoyu çekmek istedik. İlerleyen dakikalarda neden özel bir gece olduğunu size söyleyeceğim. Buradan bu olayı aydınlatmamız üzerine bize haber veren, köyün adını söylemeyeceğim, gizli kalsın, ama muhtara çok teşekkür ederiz. Muhtar Oğuzhan Bey. Kendisi mail üzerinden bize ulaştı. Karadeder olayının gerçeğini bildiğini söyledi. Benim köyümde yaşandı dedi. O yüzden ona buradan teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye şu an gerçek Karadeder olayının hikayesini öğrenecek. İstersen kaydı keselim. Eve yaklaştığımızı falan gireriz. Evet. Bir şey tut bakayım şuraya, daha ne kadar için. Yol uzun gözüküyor. Herhangi bir şey olursa derhal kayda girecek arkadaşlar. Biz yolumuza koyalım. Fotoğraftaki eve hiç benzemiyor. Emin misin? Bir baksana şu aşağı, bir şey tut. Gerçekten kapısı falan yok. Fotoğraftakiyle hiçbir alakası yok. Ama Allah, belki şu an kadrajda gördüğümüz kısım var ya, belki öbür tarafıdır bizdeki fotoğraf olan kısmı. Yani biz şu an arka tarafını görüyoruz. Çünkü kapıda olmadığına göre burası arka taraf. Bir gidip bakmamız lazım. Gidip bakalım. Ama renk tonları hiç uyuşmuyor. Umarım bu evdir. Bizdeki fotoğraf ne kadar eski veya yeni bir fotoğraf, onu da bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlar, bunu almamın nedeni, bir önceki kayıtta köpekler iyice dibimize kadar yaklaşmıştı. Havlıyorlardı biliyorsunuz. Bize zarar vermelerini istemiyoruz. Biz onlara zarar vermek istemiyoruz ama kendimizi korumamız lazım. Bu yüzden yanımıza bunu aldık. Onun yanı sıra kendimizi koruyabileceğimiz hiçbir şeye sahip değiliz şu an. Bak, su deposu var burada. Aa. Evet. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Bak, hala aktif bir şekilde su damlıyor. Su sızmış hatta.
kis aşınmaya da başlamış. Taşlar falan görünüyor. Şurada bir yerde belki bu şeydir ya. Yakınlarda başka evler olabilir demek oluyor bu. Yani bu ev değilse bile burada bir yerdedir o ev. Hadi bakalım bu evine. Çatıda neden taşlar var? Şu parçalar uçmasın diye bence. Çınkılar mı? Evet. Doğru. Çok fazla rüzgar olduğu zaman uçabilir, rüzgar alan bir yerdeyiz. Bir bakalım burası mı? Bismillahirrahmanirrahim. Işık tutalım. Oo. Evet. Oha. Burası. Burası lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulmak bizim için çok uzun ve zor oldu ama bulduk. İşte arkadaşlar burası. Küçük bir çocuğun ailesini tüfekle katletmesi ve Betir cinlerinin burayı ele geçirmesiyle sonuçlanan bahsedilen o lanetli ev. Of. Bak burada da bir yapı var. İçimde çok kötü. Ne oldu lan? Gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tam içimde çok kötü bir his var diyecektim. Çok kötü hissediyorum ya ben. Çok kötü hissediyorum. Burası samanlık. Samanlık. Merdiveni yok. Aa, merdiveni buraya koymuşlar. O şey için ya. Hani zeminden su falan çekmesin diye. Aşağıda, yüksek yapılıyor. Bak aşağıda fidanlar var. Ne ağacı olduğunu bilmediğimiz. Muhtemelen çok çok eskiden kalma. Ailenin son diktiği şey bu olsa gerek. Şimdi bizim bu eve girmemiz gerekiyor ve ne olup bittiğini hep birlikte araştıracağız. Başımıza bir olay geliyor mu gelmiyor mu bunu kontrol edeceğiz. Ve olayı çözmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ok kapıdan mı? Aynen. O galiba. Işık tut bakalım şuraya. Aha merdiven falan var. Aa evet. Hadi gidelim. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tam açılmıyor kapı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arhan biz... Aa, ne olmuş lan buraya? Baksana kimse çıkmasın diye burayı komple kapatmışlar. Evet ama bak şurası açık. Büyük ihtimalle şuraya bağlanıyor. Allah'ım sik! Ne kırıldı? Bilmiyorum. Hiçbir şey yok da kırılacak. Kendiliğinden oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bak tahtaya kaçacak bir şey diyor. Bir şey düştü. Şu bak şurada. O ne? Bilmiyorum, o yuvarlandı. Neymiş lan o? Bilmiyorum. Allah Allah. Şşş. O neydi lan? Bilmiyorum. Bir sesi geldi, kendisi yok. Hadi çıkalım. Oha oğlum ne oluyor? Yukarıda ne var lan? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Şu ne lan? Bu kokuyu almıyor musun?
Öf. Ya çıkalım hadi. Bak şu yuvarlanmıştı işaret. Oo, eski bir gaz lambası şeyi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bak. Niyetimiz arası ikramet değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Allah! Döküplere bak değil. Biri bozmak lan, değil. Bu nereden düştü? Ben ne bileyim. Tövbe estağfurullah. Gözüm önünde yoktan yok var oldu sanki. Niyetimiz arası ikramet değil. Lik nereye? Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz arsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Bismillahirrahmanirrahim. Demiri bulmak değil. Hiçbir şey zarar vermeyeceğiz. Allah! Bu! Bu oluyor lan? Allah! Nasıl sallandı lan bu? Beşik lan bu. Ve nasıl sallandı? Burası? Oh. Ayna bak. Burada da ayna var. Bu ne, bu ayna değil mi? Bu da ayna. Cam bu lan. Cam. Ayna da. Arfan. Beşik. Bu beşik nasıl kendi kendine sallanıyor olabilir? Bu beşik nasıl kendi kendine sallandı? O şeyler. Hiçbir şey yok bak, bomboş. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Niyetimiz arsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil, define aramak değil, defineyi bulmak değil. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun selamıyla gelmiş bulunuyoruz. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz, çalıp çırpmayacağız, döküp kırmayacağız, define aramayacağız. Gel diğer odalara bakalım. Lan, ne? Bu sandalye burada mıydı? Ben hiç bakmadım odaya, sen baktın mı? Bir göz gördüm ama burada böyle değildi. Belki ne oluyor olabilirsin. Beni... Aa, kapı sesi, aşağıdan kapı sesi. Allah Allah. Allah Allah. Arfan, bu evde... Ne lan o? Tövbe. Bu evde yaklaşık 12-13 yaşlarında bir çocuk, daha ergenliğe bile girememiş bir çocuk, neredeyse ailesini tüfekle katlediyor ve öldürüyor. Ailesini katlediyor, öldürüyor ve buraya daha sonra gelen köylüler köyde buldukları bir takım tılsımları hocaya götürüyorlar ve hocanın yorumlaması şu şekilde: Better cinleri çocuğun aklına girmiş ve kendi ailesini katletmesine sebep olmuş. Sonra İnanmıyorlar. Farklı bir hocaya götürüyorlar. Farklı bir hoca da aynısını söylüyor. Farklı bir hocaya gidiyorlar. Farklı bir hoca da aynısını söylüyor. Değişen tek şey cinlerin isimleri oluyor. Fakat abi ne oluyor ya? Sadece Better cinleri muhabbeti bu olayı doğrudan nitelikte. Siz internetten baktığınızda da göreceksiniz. Better cinlerini araştırdığınız zaman tam olarak bu olayı doğrudan nitelikte anlatılmakta. Better cinleri burayı ele geçirmiş ve çocuğun aklına girmiş, kendi ailesini katletmesine sebep olmuş. Buraya bakalım ya. Burası... Bu ne? Halı mı? Halı, seccade sandım. Sonra burada bir... Yatak var. Yatak var, evet. Yine gelen güne okumayalım ne olduğunu. Yastıklar, kılıflar. Aa, şurada bir kapı var. Nerede? Şurada. Oha! Bakalım mı? Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Tuvalet. Eski tuvalet. Gel şurada bakmanımıza da var. Bakalım. Allah! Bir eski! Yarasa. Ah, kolum. Bu çiviye geçti kolum. İyi misin lan? İyiyim de. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Şşş, çekiyorum. Bir şey bak.
Yarasa da oradan çıktı, bir daha oraya girdi. Şu... Bir şey sallıyor oğlum, bir şey sallıyor. Oğlum çektik orada, hiçbir şey yoktu orada. Ya sallanıyor, gözümüzün önünde duran beşik nasıl sallanıyor? Hareket bile etmiyoruz. Ananı sikim Can. Lan burada sandalye yok muydu amına koyayım? Biz bu odaya gelirken sandalye vardı ya burada. Yatağa bak! Yatağa bak! Oğlum yatağın altında üstünde hiçbir şey yok, yatağa bak! Yatağı gördüm az önce, sandalye nereye gitti gözümüzün önünden? Ha? Of! Aaa! Girmediğimiz odaya gelmiş bak! Oha! Lan bu o sandalye! Eşyaların yeri değişiyor, nasıl olabilir bu? Gözümüzün önünde beşik hareket ediyor, yatak hareket etti! Ve yatağın altının üstüne hiçbir şey yok! Yatak hareket etti ve yatağın yaş sesleri de duyuldu. Duyduk yani, netiz. Ama bu sandalyenin buraya gelmesi çok olağan dışı bir olay. Bu olaya ilk defa giriyoruz. Her yerden garip garip sesler. Ne oluyor ya? Ne oluyor yarısı? Az çözmeye çalışıyorum şu anda. Her yerden garip sesler geliyor. Ya o sandalye. Sandalye gözümüzün önünde, biz mi alıp acaba oraya koyduk ya? He? Hayır oğlum ya. Emin misin? Hatırlarız. Ben sandalyenin orada hani varlığını da bilmiyorum ya. Garip bir olaydı, anlamadım. Yani ya. Benim aklım şu. Bu beşikte kaldığı için benim aklım ona odaklandı ama düşünemedim yani o sandalyeyi. Ben sen alıp götürdün mü diye bir şüpheye düştüm ama. Kapı kapandı. Şu kapı mı? Evet. Hiçbir şey göremiyorum, flaş açayım. Bu beşik bak. Beşiğin hiçbir yerinde. Beşikte sallanma olasılığı yok kendine. Arkadaşlar bakın. Yani hiçbir şey yok etrafında. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey bağlı değil. Ve burası fazla sallanmıyor tahta. Nasıl olabilir? O benim kafamı çok karıştırdı. Oha! Lan, ne oldu? Ne oldu? Kapı mı lan bu? Kapı sandım bak. Buraya ayrımı kesilmiş ya. Evet. Beşin altında kapı var sandım. Aa! Oha! Bir şey diyeceğim. Burada kapı varmış. Ama kapının üstüne raf yapılmış. Ve çiviyle çakılı. Yani açılmıyor. Çok saçma değil mi? Evet, evet. Büyük ihtimalle iptal etmişler buradaki yeri. Ya da farklı bir nedeni var. Belki orada olanları görmemizi istemiyorlar. Olabilir, evet. Ne oluyor lan? Sesler geliyor ama. Şurada da bak, eski bir mutfak galiba. Aha. Tahta kırılıyordu. Fare zehiri. Su var mı? Diyeceğim, çeşme yok. Burada gösterebileceğiniz pek bir şey yok açıkçası. Çeşmenin kendisi bile yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya o sandalye oradan buraya nasıl geldi? Bak hala kafam orada kaldı, bunda kaldı. Girer girmez normal hani... Lan! Oh, nasıl ki? Ne oluyor lan? Nasıl yandı lan bu? Lan ne oluyor? Lan ev... Sen dur şuraya geldi! Allah! Ne oldu lan? Nasıl yandı lan bu? Lan ne bileyim? Allah! Tabii yitireceğim lan, ne oluyor? Hiç böyle olay, bu kadar çok olay olmazdı. Lan! Ya eve girdiğimizden beri zaten bayağı bir şeyler oluyor, anlamadım ben. Çözmeye çalışıyorum, çözemiyorum. Subhanallah. Var mı bir şey? Yoktu. Bu nasıl yandı kardeşim? Nasıl yandı? Lan gözümüzün doldu. Abi bunu ya ev yanarsa komple. Bence başımıza bela almayalım. Can hikaye anlat. Abi bizim bu da ritüel yapmamız lazım. Hikayeyi anlatalım. Aynen hikayeden sonra. Nereden atalım hikayeyi?
Şurası iyi bak, şuradan unutabilirsin. Abi ben çok korkuyorum şu an Arif. Uzun süredir hiç bu kadar korkmamıştım bak. Korkuyu iliklerime kadar hissediyorum ya. Adrenalin pompalıyor ya vücudum. Böyle kalbim yum yum atıyor, nasıl olabilir? Gözümüzün önünde olan olaylara bak. Gözümüzün önünde yandı lan. Lan nasıl yandı evet, bu? Evet, yüz ifade... Bu nasıl sallandı? Etrafında hiçbir şey yok mu? Bu nasıl sallandı? Hani bir yerde teması olsa desem, rüzgar sallıyor desem o imkanı yok. Sandalye nasıl hareket etti abi? Merdivenden düşen şeyler. Abi hemen olayı anlatalım, ayna da var şansımıza. Şuradaki masayı getiririz abi. Burada ritüel bir yapalım, kendimizi koruma altına almamız lazım. Yoksa... Hadi başlayalım. Anlatılanlara göre zamanında bu köyde garip hadiseler yaşanmış. Filmlere konu olan bu olayın işte gerçek hikayesi. Çeyrek asır öncesinde yaşanılan bu dehşet verici olaylar şu şekilde anlatılıyor. Zamanında bu evde yaşayan mutlu, mesut bir aile varmış. Nedeni nedir tam olarak bilinmez, ailenin küçük çocuğu babasının av tüfeğini alarak ailesini katlediyor. En sonunda ise kendini katlederek karanlığa gömülüyor. Sesleri duyan köylüler eve geldiğinde küçük çocuk ve ailesinin cansız bedenini buluyor. İlginçtir ki evde bir sürü Arapça, kanlı kağıt parçaları, muskalar ve benzere yazılmış nazar boncuklu dualar da görüyorlar. Jandarma olaya müdahale etse de köylü tarafından çok sevildikleri için köylüler buldukları tılsım ve büyüleri alarak hoca hoca geziyor. Neredeyse bütün hocalar bunun bir betir cin musallatı olduğunu ve çocuğa musallat olarak cinnet geçirmesini sağladıklarını söylüyor. O gün bugündür ne eve ne de çevresine gidip gelen olmuş. Zaman zaman röportaj yapmak için bazı gazete ve dergilerden gelenler oluyor fakat hiçbir şey bulamıyorlarmış. Köylü halkın söylemesine göre uzun boylu ve kapkara gözleri olan kara sakallı yaşlı adam kılığında elinde übrük taşıyan cinniler görünüyor ve insanları köyü terk etmeleri hususunda uyarıyorlarmış. Kimi zaman da bu sakallı kara adamlar siyah bir gölgeye dönüşüp göğe doğru yükseliyorlarmış. İşte bunlara köylü halk kara dedeler diyormuş. Olay gerçekten çok ilginç. Özellikle 12 yaşındaki bir çocuğun bütün ailesini katletmesi ve hemen ardından o büyülerin, muskaların bulunması. Burada yine ateş mi yandı lan? Ya o nasıl yanmış olabilir? Elektrik falan yok evde abi. Evde ışıklarda... elektrik yok. Işık yok. Hani elektrikten yanamaz. Ampul de yok. Peki neden yandı yani? Nasıl yandı? Şöyle sakınlar. Bu kapı bak sürekli cam. Açılıp kapanıyor bak. Şimdi arkadaşlar, bizim bu belaya başımızı almamız için ritüel yapmamız lazım. Bunu da içeri götürelim bence. Ritüeli orada yapalım. Hafif zaten, bir tanesini tut. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Saç lan! Bırak, elini sürme. Değilim işte. Saç da olabilir, bilmiyorum. Acayip. Hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz asık vermek değil, çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil, defini aramak değil, defini bulmak değil. Bunu buradan nasıl geçireceğiz ya? Hiçbir ceza vermeyeceğiz, çalıp çırpmayacağız, döküp kırmayacağız. Sadece Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun sevmeye gelmiş. Allah. Bu benim kendi nuskam arkadaşlar. Kendi nuskamı feda edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve mumlarımızı dikmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, bu videoda gördüğünüz hiçbir şeyi sakın ama sakın denemeyin. Çizmeyin. Tekrar etmeyin. Uğraşmayın. Mümkünse araştırmayın bile. Çünkü karşınıza çıkan şeyleri yapmaya kalkabilirsiniz. Nefsinize müdahil olamayabilirsiniz ve başınıza bela alabilirsiniz. Asla sorumluluk kabul etmiyoruz. Unutmayın, biz bu tür yerlere siz gidemediğiniz için gidiyoruz ve bu tür şeyleri siz yapamadığınız için yapıyoruz. En önemlisi de kendimizi korumak için. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, tekrar ediyorum, burada gördüğünüz hiçbir şeyi denemeyin, tekrarlamayın, araştırmayın. Çünkü araştırmaların sonucunda daha farklı şeylere karşılaşabilirsiniz ve yapmaya kalkma çalışabilirsiniz. Bu da başınıza bela açmanıza neden olabilir ve önemlisi bizi günah sokabilirsiniz. Arfan. Evet. Biz bu şey yapmayalı uzun bir zaman olmuştu sanırım. En az 2-3 ay oldu diye hatırlıyorum. Daha fazla da olabilir. Ama bayağı bir zaman geçti, evet. Şu ne lan? Kemik falan olabilir mi? Yapısı kemik gibi ama. Bismillahirrahmanirrahim. Askılık gibi. Veya bilmiyorum. Burdayı asayım, sonra olur mu sence? Bilmiyorum, emin olamam. Bas, bu bir şey olmaz herhalde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun insanoğluna göndermiş olduğu cinlerden korumak ve her türlü şeytanın gazabından ve şerrinden korumak için okunan duaları ediyorum ve sessiz bir şekilde asıl niyet edeceğimiz duaya başlıyorum. Kamera batarya hatası verdi şu an. Bir dakika. Evet, şurada görebiliyorsunuz. Kamera hata verdi. Ve şu an telefondan kayıt alıyoruz. Ne hikmetse arkadaşlar, tam ritüel sahnesini hazırladık. Tam dua etmeye başlayacağım. Kamera hata verdi. Bu da işin garipliklerinden birisi. Rastlantı olamayacak kadar garip bir şey bu. Çünkü daha önce de benzer durumlarla karşılaştık. Ritüel sahnelerinde kameranın hata verdiğine şahit olduk. Veya çok korkutucu bir şey sırasında kameranın kayıt verdiğine şahit olduk. Hata verdiğine şahit olduk. Biz de şu an telefondan kaydetmek zorundayız ve umarım ki kamerada, yani telefonda bir şey olmaz. Öncelikle Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun insanoğluna her türlü şeytanın şerrinden korunması için gökyüzünden indirdiği
bilinen duaları okuyacağım ve daha sonra sessiz bir şekilde asıl niyet ettiğimiz duayı, kendimizi korumak için olan duayı okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Arfan. Ne oldu? Şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu şeyi sadece bir kere göreceksiniz. Göster, bu bir ayna biliyorsunuz değil mi? Anlık olarak
aynanın ardından size mumun ışığını göstereceğim. Anlık olarak. Hazır mısın? Işığı kapat. Tek bir kere göstereceğim arkadaşlar. Göründü mü? Evet lan. Nasıl olabilir lan bu? Nasıl oldu lan bu? Ben de şaşırdım. Böyle bir şey hayatınızda bir kere görebilirsiniz. Yani bu ne yani? Lan ne oluyor? Ne oldu? Oğlum hareket ediyordu lan, sallanıyordu. Hayır oğlum, çok şiddetli sallanıyordu lan. Çık şuradan. O mum ışığını gördün değil mi? Aynanın ardından. Gördüm, kameraya da yansıdı. Her zaman Arifan da ben de ritüel yaparken size hep şunu söylerdik ya. Aynada sanki bir şey bize bakıyordu derdik ya. Hikayede var bahsettiğimiz şey. Bunu aynaya kameraya karşı gösterebileceğimizi hiç ne bileyim düşünmüyorum. Bu zaten... Çünkü ikisi de ritüelde kullanılan bir şey ya bak. Bu bildiğin ayna abi. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz ayna. Evet. Hani hop elim görünüyor mu? Hayır. Bak. Elim görünmüyor değil mi? Evet. Nasıl göründü ama? Yani nasıl göründü bunu? Bu da artık bazı şeyleri size açıklıyor olsa gerek. Çünkü hem bu ayna hem de mum bazı ritüellerde kullanılıyor. Arifan da ben de bunu özellikle Arifan ritüel yaptığı sıralarda her zaman bir şeyler görüyor aynada. Fakat kameraya bir türlü yansıtamıyorduk. Fakat bu mum muhabbeti ilk defa bu zamana kadar çektiğimiz video arasında ilk defa gösterdik size. Bu ritüel yapmamızın amacını söylüyorum size. Tamam bu evde bir lanet var ama biz bu laneti buradan yok edemeyiz. Çünkü burada zaten haddinden fazla insan katledildi. Haddinden fazla insan burada vefat etti. Onlar buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Kapıya bak. Bak biz fark etmesek ev bir yana alışacak ve biz içindeyken yanabilir ev. Son zamanlarda haberlere sıkça konu olan kendi kendine yanan ev muhabbeti var ya. Evet. Ulan bu kendi kendine yanan evlerden biri. Kendi kendine gözümüzü önleniyor lan. Nasıl yandı? Hiç bilmiyorum. Yani bizim, şakaya diyorum, bizim bu ritüel yapmamızın amacı kendimizi cinli varlıklardan korumak. Bunların şerrinden korumak. Bu aile zaten... Allah rahmet eylesin diyoruz. Burada haddinden fazla bir insan katledildi. Lan yemin ederim bir şey omuzuma dokundu. Nasıl dokundu lan? Yemin ediyorum bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeceğim. Ne? Sandalye bu odada değil miydi? Oh! Oh siktir lan! Siktir lan! Nasıl? Abi neler oluyor bu evde lan? Oğlum... Bu evde neler oluyor lan? Kendi kendine beşik sallanıyor. Aynanın ardındaki mum ışığını size gösterebiliyoruz. Teyit de aldık arkası görünmediğine dair elimi gösterdim size. Beşik sallanıyor, sandalye kayboluyor, yatak hareket kendi ediyor. Kendi kendine yanıyor. Yanıyor bir şey. En önemlilerinden biri kendi kendine yanması. Arifan omuzuna bir şey dokunuyor. Ne oluyor lan? Çatıda bir şey var. Evet. Şşş, deprem mi oluyor lan? Bir dakika. Şşş. Beşik sallanıyor. Beşik sallanıyor. Evet. Bak. Nasıl çok şiddetli sallanıyor. Oho. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor?
Aha. Aa, burada kapı var lan. Raf. Bundan götürüyormuş ya. Allah'ını sikeyim. Ne oldu? Kapı. Kapı. Ha, sandalye. Allah. Hiç ceza vermeyeceğiz, çalışmayacağız dedik. O yüzden her şeyi olduğu gibi yerine koymamız gerekiyor. Çıkar şunu. Lan ne oluyor? Yan sok, yan. Öyle geçmez o. Çıkaracağım. Sallanı! Sallanı! Aa, yere düşmüş. Bunu nasıl sokacağım? Oğlum dikine sokman lazım, dikine. Böyle mi? Hayır oğlum, dik işte. Az önce nasıl getirdiyse o şekilde. Heh. Aynen. Kapı! Kapı! Aa! Aa! Dur çık. Hadi çıkartıyorum. Ananı sikeyim bacağım. Of. İyi misin? Ulan. Arif, oraya odaklan sen. Beni siktir et. Ah. Konuşamıyorum bile. Bacağım misin? Tamam ben koydum. Sesler kesildi mi lan? Hala devam ediyor gibi. Işık yine sallanıyor. Sandalye yine yok Can. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok şuralarda ya. Aa, lan. Ne oluyor lan? Ananı sikeyim. Şuraya bak. Ananı sikeyim. Oğlum lan. Sanki bir şey buraya oturup sallıyormuş ya. Allah. Oğlum çok garip şeyler oluyor lan. Çok garip şeyler oluyor. Lan. Gözümüz. Gördüm. Nasıl olabilir? Ya ne oluyor abi? Allah. Ne oluyor lan? Ya bu hikayeyle bunun. Benim aklım almıyor. Benim beynim çalışmıyor. Işık devrildi. Can beşik değil. Can beşik devrildi. Ne kadar şiddetli sallanabilir yani bu. Ah! Bu neydi lan? Aşağıya bakacağım. Ananı sikeyim. Lan. Can duvar yıkılmış. Ne duvarı? Ananı sikeyim. Yukarıdan sesler geliyor. Ananı sikeyim. Kaç tane? Ananı sikeyim. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar, olup biteni tamamen kendi gözlerinizle gördünüz. Bugün size gerçek Karadeder olayının hikayesini anlattık. Arifan da benim de gördüğümüz şeyler
bu zamana kadar çektiğimiz en iyi videolardan, en korkutucu videolardan birisi oldu. Özellikle aynanın ardından görünen mum ışığı olayları kanıtlar nitelikte. Çünkü rüterimizden sonra aynanın ardından mum ışığını gördük kendimiz. Hatta ben elimi tuttum böyle. Elim görünmüyordu ama mum ışığı görünüyordu. Bunu hepiniz kendi gözlerine gördünüz ve şahitlik ettiniz. Beşiğin sallanması, yaptığımız rüter ve kendi gözlerimiz önünde sandalyenin sürekli yer değiştirmesi. Evet. Ve ne oldu en önemlilerinden birisi? Kendi kendine yanan. Aa, evet, evet. Ev yanıyordu az kalsın. Evet. Kendi kendine ateş çıktı. Nasıl oldu hala anlamıyorum. Eğer ya. Eğer o ev bugün yarın yanarsa arkadaşlar, kanıtımız bu video olsun. Başımız belaya girmesin. Çünkü kendi kendine yandı, hepiniz gördünüz. Daha fazla uzatmak istemiyoruz. Haftaya arkadaşlar gideceğimiz yeri yine siz belirleyeceksiniz. Instagram'dan Arifan'ın da, benim de ve Neoprus bekleyin de storylerinde yaptığımız ankete katılmayı unutmayın ve gideceğimiz yeri siz seçin. Ben daha fazla konuşamıyorum. Biliyorum ki videoyu şu an zaten hepiniz beğendiniz. En az 50 bin beğeni istiyoruz ve beğeni geldikten sonra devam ediyoruz. Çünkü oyun videosu çeken insanlar bile bizden daha çok beğeni alıyor biliyorsunuz. Hani burada bileden kastım aslında bizim yaptığımız işin daha zor olduğunu göstermekte. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect'e bakalım. Hoşçakalın.